Hanımlar, beyler, dostlar ve arkadaşlar, Laf Arası'na hoş geldiniz. Muhteşem varlık, mükemmel insan. Ben Ahmet Ersan, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi sabahlar, iyi akşamlar, iyi sabaha karşılar, iyi kuşluklar, iyi öğleden sonraları. Hangi saat dilimindeyseniz. Yasal uyarıdır, arzu edenler koruyucu gözlüklerle bakabilirler. Çünkü bazı retinalarda bu tarz yakışıklılığa alerji gelişebiliyor ve istenmeyen sonuçlar doğabiliyor. Bu tip neticelerden ben sorumlu değilim, firmamız hiç sorumlu değil. Bunu belirtmek İsterim. Herkes hazırlığını ona göre yapsın. Bir kez daha Laf Arası'na, en Bursa'ya hoş geldiniz. Kadınlar ve erkekler birbirleri hakkında bunları bilmiyor diyor buradaki araştırmada. Erkeklerin eminim kadınlar hakkında bilmedikleri çok şey vardır ya da bildikleri tek bir şey bile yoktur denebilir. Bu cümleye katılırım ama kadınların erkekler hakkında bilmedikleri bir şey olduğunu biri söylerse ben ona gülerim. Hatta gülüyorum. Ha, ha ve ha. Kadınlar her şeyi biliyorlar. Sadece bildiklerini belli etmiyorlar. Onlar her şeyi bilmek için tasarlanmış canlılar. Biz ise her şeyi unutmak için tasarlanmış ya da tasarımı yarım bırakılmış ya da tasarım esnasında vazgeçilmiş hatalı ürünleriz. Bunu pek çok komedyen işledi. Kimseden malzeme çalacak değilim. Zaten bir gün bir şey çalmaya karar verirsem o malzeme olmaz. Daha yükte hafif, pahada ağır bir şey denerim ama tavsiye etmiyoruz. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Efendim, diyor ki şimdi hem erkekler hem de kadınlar hakkında çok fazla klişe var. Ama hayatın kendisi klişedir. Klişe güzel bir şeydir. Klişe can sıkmaz. Belki mutat anlamda sıkıcı olabilir ama sağlıklı olmak da bir klişedir mesela. Kimse çok sağlıklıyım ve bu çok klişe, gidip yarım kilo fare zehri yemeliyim demez. Diyen varsa da Allah rahmet eylesin diyeceğim ama eyleyeceğini de çok zannetmiyorum. Yine de yüce yaradan bilir. Takdiri ilahi. Tekdiri ilahi de vardır mesela. O da önemlidir ama onu başka bir programda Ahmet'le huzur doğru son 100 metre engelli isimli bir alternatif program yapmayı düşünüyorum. O programda anlatacağım bunu. Bunu unutturmayın. Dükkan sahibiyle bir konuşalım. Hem erkekler hem de kadınlar hakkında çok fazla klişe var. Bla 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 bla. Bunların çok azı doğru demiş. Bakalım, kişisel bakım. Kişisel bakım. Evet, hanımefendiler bakımlılar. Hanımefendiler çok pırıl pırıl güzel canlılar. Erkekler bakımsız diyorlar ama aslında bu yanlış. Bakımsız değiller. Sadece bakım işe yaramıyor. Çünkü şöyle, domates ekseniz ne kadar sularsanız sulayın, sebze ya da meyve vermeyecektir. Domates meyve diyorlar bu arada. Bilmiyorum, hiç duydunuz mu? Domates meyve diyorlar. Bunu diyen biri olursa muhtemelen ben ciddiye almam ama böyle bir kanı var. Erkeklerde biraz böyledir. Kişisel olarak bakıma meraklı olanları azımsanmayacak sayıdadır. Fakat boşa bir çabadır. Çünkü malzeme belli. Yani dizel yakıt, dizel yakıttır ve bunu bir Formula 1 arabasına koyamazsınız ya da benzini bir dizel araca koyamazsınız. Koysanız da verim alamazsınız. Kimin daha uzun sürede hazırlanmıştır ...dığını sorarsanız birçok kişi muhtemelen kadınlar der. Bunda bir gerçeklik payı var. Ancak erkeklerde azımsanmayacak bir süreyi ayna karşısında geçiriyorlarmış. Azımsanmayacak bir süre ya da çokça süreyi ayna karşısında geçirebilen erkeğin ben sabrına ve tahammülüne hayranım. Örnekse ben kendi görüntüme bile katlanamam. Bir ortalamanın üzerinde biri olduğumu söylerler. Belki bir Leonardo DiCaprio değilsem de yine de fena görünmediğimi biliyorum. Yıllardır medya sektöründe olduğum için, programlar hazırlayıp sunduğum için, bana bu imkan verildiği için. Mantıksal olarak çok faydalı değil. Hani Mona Lisa resmine bakabilirsiniz saatlerce ya da çığlık resmine bakabilirsiniz ya da Rembrandt'ın bir eserine bakabilirsiniz ya da poker oynayan köpekler isimli meşhur tabloya bakabilirsiniz. Bunlar bakılası şeyler. Güzel şeylerdir. Sanatsal değeri vardır. Felsefi derinliği vardır. Vardır oğlu vardır ama bir erkeğe ne kadar bakabilirsin hocam? Zaten erkeklerde ne bakıyorsun diye bir durum vardır ve erkeklere bakmak genelde kavga sebebidir. Çünkü o kadar bakılmayası bir canlıdır ki erkek, biri ona baktığı zaman bunun irrasyonel olduğunu kavrar ve savunma mekanizması devreye girer. Yani biz kendimizi biliyoruz. Bunu düşünün. Ne bakıyorsun kardeşim dediğin hikaye buradan geliyor. Çünkü bakılacak bir şey yok. Yani buna bakıyorsan ya da ona bakıyorsan mutlaka bir derdin olmalı. Çünkü asıl amaç bakmaktan haz duyduğun bir şey olamayacağına göre bilimsel açıdan, ki çok derinlikli bir program oluyor. Bence biraz yüzeye çıkalım yoksa vurgun yiyeceğiz. Sosyolojik tespitlere doğru da emin adımlarla ilerlediğimiz şu dakikalarda bence biraz mola vermek ya da konuyu değiştirmek gerekiyor. Ne bakıyorsun olayı buradan gelir. Çünkü bakılacak bir şey yok kardeşim. Bakılacak olmayan bir şeye bakıyorsan muhakkak bir derdin vardır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Kadınlar işe gitmeleri ve işten bunun için hazırlanmalarıyla bilinirler diyor. Erkekliler içinse bu durum böyle değil. Yani ben görsel bir işte çalıştığım için muhakkak işte iyi giyinmek gerekiyor. Görünüşüne dikkat etmek gerekiyor ama asgari düzeyde. Çünkü son noktada mantıklı bir insan olduğum için, akıllı bir insan olduğum için düzeltemeyeceğim arabayı tamire kalkmam.
Yani yağını suyunu koy, zamanlı gelince filtrelerini değiştir, ayağını yerden kessin. Erkek dediğin şey ayağını yerden kesecek araba gibidir. Çok fazla beklentiye girmezsin ama hanımlar Maserati, Porsche, Ferrari gibi çok daha klas, çok daha üst sınıf varlıklardır. Ev hanımları da alışverişe giderken, çocukları okula götürüp eve getirirken ve daha pek çok iş yaparken, işe gitmeseler bile oldukça ayna karşısında zaman geçirir diyor burada konunun uzmanları. Ki nasıl uzman olunuyor, neye göre uzman olunuyor, benim çözebildiğim bir konu değil. Bana sorarsanız hepsi dolandırıcı. Böyle bir uzmanlık ben görmedim. Yaklaşık 12 sene bu ülkenin üniversitelerinde okudum. Birden farklı bölümde, pek çok bölümden arkadaşım oldu, pek çok bölümden ders aldım ama böyle uzmanlık veren bir fakülte ya da yüksek okul görmedim. Ben görmedim. Eğer aranızda bilen varsa lütfen bana da yazsın. Diyor ki yemek yapmak, bu genelde hanımlarla özdeş bir şeydir ama yine klişe olacaksa da olsun, bir klişe de biz söyleyelim. Dünyanın en önemli, en büyük aşçıları da erkeklerden çıkar. Mesela bir tanesi rahmeti Rahman'a gitti. Geçenlerde Allah dinince dinlendirsin, Anthony Bourdain isimli dünyanın gördüğü gelmiş geçmiş en büyük şeflerden ve aynı zamanda da televizyon programcısı olması hasebiyle meslektaşlarımızdan bir tanesiydi. Çok da üzülmüştük. Kadınların hayatlarının ortalama 3 yılını yemek yapmak için harcadığını ortaya koymuş. Erkeklerde bu süre 1,5 yıl ve erkeklerinki boşa geçmiş 1,5 yıl ama normal erkeklerden bahsedecek olursak. Kadın 3 yıl geçiriyor, dolu dolu geçiriyor. Lezzetli, afiyetli yiyoruz. Ama erkeğin geçirdiği, mutfakta geçirdiği 1,5 yıl boşa gitmiş zaman. Gerçekten boşa gitmiş zaman. Çünkü çoğumuz bu konuda yeteneksiziz. Mesela ben yeteneksiz bile değilim. Ya da az yetenekli bile değilim. Çünkü bir şeyin azının ya da çoğunun tanımlanabilmesi için o şeyden az ya da çok olması gerekir. Bende hiç yok. Hiç yok. Yani yeteneksiz olarak bile tanımlanamayacak derecede yeteneksizim. Buradan Türk Dil Kurumu'na sesleniyorum. Lütfen bana uygun bir kelime bulun. Orada boş oturmayın. Mesela Arapçada bir tabir vardır. Acbüzzeneb denen bir hikaye. Öyle tanımlanır ki el cüz'üllezi ilayete cezza der. Yani parçalanamayan parça. Yani parçalanamayacak kadar ufak parça. Atom altının altı parça anlamı çıkarılabilir. Bugünkü modern fizikten yola çıkarsak lütfen Stephen Hawking'i telefona bağlayın. Stephen Hawking'i bağlayana kadar daha fazla cümle kurmayacağım demek isterdim ama ne yazık ki o kadar önemli biri değilim iş hayatında. Beni pencere pervazıyla döverler. Gerçekten çıkma otomobil lastiğiyle döverler. Patlak şambriyele sarıp ateşe verirler. Vardır böyle yöntemler, uygulanıyor özel sektörde. Telefonla konuşmak diyor. Kadınların telefonda konuşmak için daha fazla zaman harcaması şaşırtıcı değil. Ama neticede konuştukları insanların da %50'si erkektir ve erkekler için, özellikle bekar erkekler için bir hanımın kendileri araması özeldir, iyidir. Tabii arayan amiri, müdürü değilse. Benim telefonumda mesela patronun aradığı zaman çalacak ses cenaze marşı olarak kayıtlıdır ve çaldığı zaman anlarım ki birazdan fırça yiyeceğim. Bu kaçınılmaz bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Araştırmalar kadınların hayatlarının 5,5 yılını telefonda konuşarak geçirdiklerini gösteriyor. Az bir süre değil, 5,5 yıl. Erkekler ise 4 yıl telefonda konuşuyormuş efendim. Buradan anlıyoruz ki siz de az değilsiniz erkekler. Yani aradaki 1,5 yılın da lafını etmeyelim. Kadınlar 5,5 yıl, erkekler 4 yılsa demek ki biz de epey konuşuyoruz. Gerçi Türk erkeği özelinde anlatabileceğim bir şey var. Çünkü dünyadan farklı milletlerden erkekleri tanımıyorum. Böyle bir fetişim de yok. Aman gidip Finlandiyalı bir sürü erkek tanıyayım gibi bir duygum yok. Olana da saygı duymam ama tahammül ederim. Beni ilgilendirmez. Saygı duyuyorum desem de yalan söylemiş olurum. İzleyicime yalan söylememek gibi bir prensibim var. Yeteri kadar ücret ödenmediği sürece. Ücret ödensin, kırmızıya siyah, siyaha pembe, pembeye oranj derim efendim. Derim. Ben buyum. Ama en azından sahtekar değilmiş gibi davranmıyorum. Ücreti mukabilinde sahtekarlık yapabileceğimi her zaman ifade ettim. Tüm açık yürekliliğimle. Böylece insanlara daha az zarar veririm. Eğer niyetim zarar vermek olsa bile. Uyumak. Bilim insanlarına göre erkekler hayatlarının 25,5 yılını, kadınlarsa 27 yılını uyuyarak geçiriyor. Nasıl? Bu rakamları toplayınca size depresyona girmiyor musunuz? Yani 25 yılını uyuyarak, 5 senesini banyoda, 3 senesini affedersiniz lavaboda, işte 20 senesini çalışarak, 12 senesini göz kırparak, oho geriye ne kaldı? Biz hiç yaşamadık mı ki yani? Hiç mi yaşamadık? Hiç mi bir şey yapmadık ya da yapmıyoruz? Hayat bu kadar anlamsız mı? Hayat bu kadar anlamsızsa neden öğleden sonra saat 3'te Boğaz Köprüsü'nde buluşup el ele, yani hayat bu kadar anlamsız olmamalı. Ya da hayatın anlamlı olmak gibi bir zorunluluğu yoktur belki de. Ve belki de evrende gerçekten yalnızızdır. Bende bir niçeleşme eğilimi oluşmaya başladı. Acilen eğlenceli bir şey yapmam lazım. Çünkü o işin sonu iyi değil. Gerçekten iyi değil. Çünkü Nietzsche zaten bana sorarsanız samimi de değildi. Yani o işin ekmeğini iyi yedi. Bayağı iyi yedi. Yani adam sığır gibi yaşadı. Bunu da felsefe diye yedirdi hocam. Bunu da yedirdi. Ama biz yapınca Ahmet işte şöyle, Ahmet böyle. Nietzsche yapınca iyi.
Nietzsche yapınca cool adam, Ahmet yapınca olmaz. Olmaz, böyle olmaz. Felsefi ikiyüzlükten hoşlanmıyorum. Ahmet Aslan Hoca'yı bağlayın yayına. Bağlayın yayın. Ahmet Aslan'ı bağlayın. Ya da Angelina Jolie'yi bağlayın, bilmiyorum. Birilerini bağlayın. Bir günde bağlayın deyince bağlayın. Evet. Efendim, hanımlar, beyler, dostlar ve arkadaşlar, bu ve benzer konularla ilerleyen programlarda yeniden huzurlarınızda olacağız. İşimiz eğlenmek, iyi zaman geçirmek, mümkünse de doğru düzgün bir şeyler anlatmak. En Bursa burası. Laf Arası programını seyrettiniz. Ben Ahmet Ersan. Siz bana kısaca hayatımda gördüğüm en güzel varlıkta diyebilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye kadar kendinize ister iyi bakın, ister iyi bakmayın. Tamamıyla kişisel tercih.